Evet değerli izleyenler, Şükrüne Merhaba programı devam ediyor. Sabah saatlerinde de ifade ettiğim gibi bugünkü stüdyo konuğumuz Sayın Osman Kasapoğlu bizlerle beraber hukukçu kimliğiyle burada bulunmakta. Yurtdışı Kıbrıs Türkleri Birlik Platformu Genel Koordinatörü ve kendisiyle beraber amaçlarının ne olduğu, bu platformun ne olduğu, neden kurulduğu, hedefte ne var, bunları konuşacağız. Ne kadarı kabul edilebilir, ne kadarı edilemez, buna siz karar vereceksiniz. Tabii ki konuyla ilgili soru ve görüşlerinizi Facebook ve Twitter adreslerimizden alabiliriz aktif şu dakikalarda ve aynı zamanda 91.3 frekansından, Radyo Diyalog'tan da bizleri izleme şansınız var. Ve Sayın Kasapoğlu, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Çiğdem Hanım, öncelikle grubunuza, medya grubunuza çok teşekkür ediyorum. Bize burada söz söyleme fırsatı verdiğiniz için ve dinleyici ve izleyicilere de iyi bir yayın takip etmelerini diliyorum. Evet, öncelikle biz sizi tanıyalım. Yani hı-hı, sizi bir izleyicilerimiz tanısın. Hı-hı. Muhtemelen tabii ki herkes, birçok insan tanıyordur ama evet, tanımayan da olabilir. Sadece adınızı duymuş olabilirler. Dolayısıyla hı-hı, kısaca bir sizden bahsedelim kendinizden. Şimdi projeyi tanıtırken çok rahatım da. Kendinizi tanıtırken daha mı zor? Biraz sıkıntı duydum. Osman Kasapoğlu 1965 yılında Limasol'da doğdu. İşte lise eğitimini Girne'de tamamladıktan sonra, hı-hı, işletme eğitimimi Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde, öğretmenlik eğitimimi Ankara Gazi Üniversitesi'nde ve hukuk fakültesini de Yakındoğu Üniversitesi'nde tamamladım. Şu an 21 yıllık öğretmenim. Bunun yanında Eğitim Bakanlığı'nda 2 yıl Mesleki Teknik Öğretim Dairesi'nde hukuk danışmanlığı yaptım. Evet. Türk Ocağı Spor Kulübü'nde yönetim kurulundayım. Teknik Öğretmenler Derneği yönetim kurulundayım. Leymos'un Kültür Vakfı yönetim kurulundayım. Böyle birkaç cemiyette sosyal sorumluluk projelerinde çok keyifle çalışan bir insanım. 17 yaşında bir kızım, 15 yaşında bir oğlum var. Evliyim, üstüme ev var, sigortalıyım falan diye devam etmeden. Yani başka ne söyleyebilirim? Konumuza başlayalım bilmiyorum isterseniz. Evet. Çok babamız tarafından çok toplum sorunlarına duyarlı evlatlar olarak yetiştirildik. Ona da gerçekten buradan teşekkür ediyorum. Evet. Osman Kasapoğlu böyle. Peki Osman Kasapoğlu nasıl oldu da bu projenin içerisine girdi? Evet. Bu platformun amacı nedir? Kuruluş aşamasında neler yaşandı? Hı hı. Nereden nereye getirdik? Niye ihtiyaç duyuldu böyle bir platforma? İsterseniz bununla ilgili de bilgi tabii verelim. Şimdi dedim, yani ailemiz tarafından çok duyarlı, ülkemize, milletimize, sonuçta kurulan bu devlete duyarlı insanlar olarak yetiştirildik. Ha tabii ki barış istiyoruz ama bu barışı da isterken nasıl bir zeminde olacağı ve bize neler getireceği ya da nelerin götüreceğini de dikkate almamız gerektiğini de bilincindeyiz. Şimdi Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Birlik Platformu aslında 9 yıl önce yurt dışında yaşayanların bu ülkede seçme seçilme haklarını talep etmesiyle ortaya çıkan bir, önce bir çalışma grubuydu. 7 yıl boyunca çalışma grubu oldu. 2 yıl boyunca bir komite altında çalıştı. Ve daha sonra da İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi'nin öncülüğünde Kıbrıs'tan, İngiltere'den, Türkiye'den ve Avustralya'dan katılan arkadaşlarımızla birlikte bir platform oluşturulmasına ve daha yüksek sesle, daha büyük bir kitleyle bu taleplerin savunulmasına karar verildi. Bununla ilgili projeyi başından beri takip eden bir arkadaşları olarak bana kendi ülkelerinde bununla ilgili konferanslar vermem talep edildi. Benim dernekleri ve birlikleri benim masraflarımı karşılayarak, otel ve barınma ve yeme içme ihtiyaçlarımı sağlayarak beni oralara davet ettiler. İngiltere'de ve Avustralya'da 9 ile 15 Eylül arasında Türkiye'de seminerlerimiz olacak. Daha önce yaptık iki tane, iki ülkede. Gördüm ki talep aslında seçme seçilme hakkı talebi gibi görünüyor ama talep aslında Kıbrıs Türk'ünün dünya sahnesindeki ya da dünyadaki görüntüsünü, dünyadaki fotoğrafını zenginleştirmektir. Lobiciliktir. Bu ülkenin kapalı bir sistem içinde barınmasını, kapalı bir sistemden çıkarılmasını teşvik edecek bir sürü yurt dışındaki Kıbrıs Türk'ünün varlığını buradan da dünyaya duyurabileceği çok büyük bir fayda potansiyeli taşıyan çok büyük bir aktivasyondur aslında. Şunu söyleyeyim, daha buradaki
yetkililerin bu konuda bir şey yapmamasına rağmen 600 bin Kıbrıs Türk'ü dışarıda birliğini bugün sağlamış durumdadır. Bugün yurt içinde bile bu günlerde yaşadığımız önümüze çıkacak olan yeni gelişmeleri nasıl pozisyonda, ne şekilde göğüsleyeceğimize bile karar vermediğimiz bir ortamda yurt dışındaki Kıbrıs Türk'ü, Kıbrıs Türk'üne diyor ki burada yaşayana, söyle ben sizler için ne yapabilirim? Hatta ben bir programda bir örneğe benzettim yurt içinde, yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türk'ünü. Bilirsiniz o hikayelerde anlatılır, şişeye kapatılmış bir cin vardır. Üzerinde bir tıpası vardır ve tıpa açıldığı zaman, ben bu çözüm önerisini bu tıpaya benzetiyorum. Kıbrıs Türk'ü içinden çıkacak ve adada yaşayan Kıbrıs Türk'üne diyecek ki dile benden ne dilersin? Ben gerçekten Çiğdem Hanım yurt dışında bu konferanslara gittiğim zaman çok farklı şeyler düşündüm ama gittiğimde çok farklı şeyler buldum. Bugün ne düşünmüştünüz giderken? Yani giderken o acaba gerçekten bu göçmen toplum, oralarda göçmen toplum olarak adlandırılan bu arkadaşlarımız, bu insanlar ne kadar o ülkenin yapısına adapte olmuşlardır? Ya da sosyal ya da ekonomik etkinlikleri nedir? O ülke için ne ifade ediyorlar? İngiltere için Kıbrıs Türklerinin ne ifade ettiğini merak ediyordum veya Avustralya için. Ve gerçekten gördüm ki Kıbrıs Türkleri bugün sahipsiz, yurt dışında sahipsiz kalmış. Kıbrıs içinde yaşayanlar tarafından sahipsiz bırakılmış ve dünyada çok dikkate alınır, yaşadıkları ülkede çok dikkate alınır bir toplulukturlar. Ve bir şey daha söyleyeyim. Çok, bu konuda çok iddialıyız. Bu proje hayata geçtiği zaman dünyanın Kıbrıs Türk'üne bakış açısı adada yaşayanlarla değil, bütün dünyada yaşayanlarla birlikte daha farklı bir pozisyona girecektir. Tabii kendi ülkemizdeki dinamikler de çok farklı voltajlara yükselecektir. Çünkü artık burada konuşurken bir kısmının ifade ettiği gibi 100 bin ya da gerçek sayısal verilerin söylediğine göre 300 bin Kıbrıs Türk'ü olarak değil, aslında 1 milyon Kıbrıs Türk'ü olarak konuşmuş olacağız. Bunun içinde bu... Yurt dışında yaşayanların rakamsal şeyi... Şimdi rakamsal olarak ben biraz önce hani burada sorulur diye çok böyle biz biliyoruz da şeye dayandırmak istedim. Şimdi İngiltere'nin kaynaklarına göre 322 bin kişi. İngiltere'nin kendi kaynakları, devlet kaynakları. 322 bin kişi. Avustralya'nın kaynaklarına göre, Avustralya hükümetinin kaynaklarına göre 70 bin Kıbrıslı Türk. Türkiye'de bunu yayınlayan bir kurum yok ama bizim buradan yok yakın olduğu için buradaki yetkililerin söylediği 200-250 bin civarı. Yani nacidir ben bunları söylerken gerçek bir rakam veremediğim için de üzüntü duyuyorum. Bu devletteki istatistik kurumları adına veya dışişleri adına. Bu KKTC'den aldığınız şey mi? 200-250 bin civarı. Evet ve bunun dışında da 15 bin bütün dünyaya yayılmış farklı ülkelerde Kıbrıs Türkleri. Bu arada son moda ülke diyeyim. Kıbrıs Türklerinin İngiltere, Avustralya ve Türkiye'den sonra özellikle son 5 yılda gittiği moda ülke Hollanda. Evet, bugün Hollanda sokaklarında, Lefkoşa Girne sokaklarında gibi bütün tanıdıklarınızı, gençleri görebilirsiniz. Rakamsal veri yok orada. Rakamsal veri yok ama Hollanda'da 2000 kişiydi biz bu ifadeye, bu bilgiye ulaşmadan evvel. Hollanda'da 2000 kişinin yaşadığı söylenirdi. Ama şu an yani bu sayım yok. Bu sayımın yapılması da çok kolaydır. Dışişleri Bakanlığı bir birim oluşturur. Bu birim bunlara bakar. Şimdi 32 yıldır. Bunu vereyim size isterseniz. Hani bakıyorum evet. Açısından da evet. Yani ben söyleyeyim buradan. Kıbrıslı Türkler İngiltere başta olmak üzere Türkiye, Avustralya, Amerika, İtalya, Almanya, Kanada, Hollanda ve bugün buraya not aldım size söylemek için. Şu an 8 tane lokantamız var Cape Town'da. Kıbrıslı Türklerin Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 600 kişilik bir toplumları var. Kanada'da ne kadar var? Kanada'da ben 2000 diye kayıtlarda bulmuştum ama dün Girne Amerikan'da çalışan Kanadalı bir arkadaşla tanıştım. Kanada'dan gelen. Osman Hoca diyor bizim sayımız 15 bindir. Toronto'da iki derneğimiz var. Bu dernekler yıllar içinde son genel kurulda 15 bin kişi olduğumuzu söylüyor. Dolayısıyla biz bugün 900 bin görüntüsüyle gördüğümüz şeyin aslında belki de 1 milyon olduğu. Ha yalnız bunu açıklıkla ifade edeyim. Yanlış anlaşılmalar olmasın. Bu ifade ettiğim sayılar Kıbrıs Türkleridir. KKTC vatandaşları değil. Ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorum? Şu an KKTC vatandaşı olup Kıbrıs'ta olup da KKTC kimliğini alanların sayısı bizim tespitlerimize göre 25 bin kişidir.
Dolayısıyla bu proje hayata geçme aşamasına geldiği zaman Kıbrıs Türkleri kendi ülkelerinde de temsilcileri vasıtasıyla temsil edilmeyi talep ettiklerine göre gelip vatandaşlıklarını kayıt edecekler, teyit edecekler. Şu an Kıbrıslı Türktürler ama ya gittikleri ülkelerin vatandaşlığında veya buradan giderken Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığındadırlar. 83'ten önce mi gittiler? Tabii şimdi Kıbrıslı Türklerin 3 aşamada takip edilir. İngiliz sömürge döneminden falan filan. İngiliz sömürge döneminden. Sonuç itibariyle KKTC kurulmadan gidenler tabii, tabii, tabii. Söyleyeceğiz rakamlar. En acı olan KKTC kurulduktan sonra gidenler daha önce gidenlerin iki mislidir. Yani biz bir devlet kurduktan sonra burada organize olup daha iyi, daha güzel hatta gidenleri de geri getireceğimize siz benim düzenin adamı değilsiniz, siz farklı düşünüyorsunuz deyip birçok insana bu ülkede ekonomik ve sosyal hakları ve göçmenlikten doğan hakları verilmediği için bu insanlar bu ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlardı. KKTC kurulduktan sonra rakamsal ne kadar insan? 70 bin diye söyleniyor ama ben bunun da sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Kim tarafından söyleniyor 70 bin? Kendi dernekleri var. İngiltere, Avustralya ve Türkiye'deki dernekleri. Bu sayısal verileri toplamak için. Yurt dışında olan dernekler. Hani kayıtlı toplantılarda, olan. Genel kurullarda veya cemiyet toplantılarında buluştukları zaman böyle bir yargıya varmışlar. Ama bu bile çok büyük bir ayıptır bu devlet için. Bu devletin bu sayısal verileri istenildiğinde sunması gerekirdi. Bilmiyorum, Devlet İstatistik Kurumu diye bir kurumumuzun olup olmadığını bilmiyorum. Daire olduğunu hatırlıyorum. Ama demek ki bu dairede dışişleri ve içişleriyle birlikte çalışması ve bu sonuçları ortaya koyması gerekiyor. Şimdi yurt dışındaki Kıbrıslı Türkler ne istiyor? Evet, oraya gelelim ama buraya tekrar döneceğim, onu söyleyeyim. Tamam. Size aklıma takılan bazı şeyler. Yurt dışında var. Yaşayan Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Türk olarak bu ülkenin çok ilginç bir vatandaşıdırlar. Şöyle ki, dünyada Kıbrıs Türkleri gibi farklı bir profil çizen göçmen grubu daha yoktur. Onu söyleyeyim. Nasıldır? Kıbrıslı Türklerin bir ayağı çıktıkları ülkededir. Bir ayakları da şu an yaşadıkları ülkededir. Çıktıkları ülkede evleri var. Garajda arabaları var. Kurdukları ortaklıklar, işler var. Mallarını kiraya verdikleri kirada olan malları var. Evet. Ve maddi ve manevi bir potansiyelleri var burada ve senede en az iki defa geliyorlar yakın olanlar. Hatta Türkiye'de olanlar 3-5 kez geliyorlar. Ne kadar vergi veriyorlar? Şimdi eğer vergiyi... Tahmininiz. Yok, böyle bir şeyi ben söyleyecek durumda değilim. Ama bu vergiden neyi kastettiğimi söylüyorsanız söyleyeyim. Vergide muhtemelen ortaklıklarından doğan ticari kazançtan yapılan vergi var ama vergi sadece bu değil. Topraklarının emlak vergileri var. Hı hı. Evlerinin vergileri var. Devlete, yani ne kadar vergi ödedikleri toplamda? Vallahi bilmiyorum. Bunu ticaret odası, sanayi odası da bilmiyor. Maliye de bilmiyor. Çünkü işte dediğim gibi çok ilginç bir görüntüsü var Kıbrıs Türk'ünün. Yani ha burada yaşıyor da yaşamıyor gibi. Yani bir de biliyorsunuz 3 yıl yaşama, aday olabilmek için 3 yıl yaşama şartı var anayasada. Fakat bu insanlar aslında hep buradalar. Yani 6 ay burada, 3 ay burada olan var işte. Yani bu ikametgah süresini, ikametgahı nasıl tespit edeceksiniz? Hangi bu da bir muamma. Ve Kıbrıs Türkleri diyor ki, bu hani bir ayağımız yaşadığımız ülkede, bir ayağımız da kendi ülkemizdedir. Hiç olmazsa bu ülkedeki ticari varlığımız, mal varlığımız, ekonomik sosyal değerlerimiz ve manevi değerlerimiz için biz de bu ülkede söz söyleme hakkına sahip olalım. Ne istiyorlar? Asla buradaki 5 ilçeden milletvekili seçimine katılmak istemiyorlar. Diyorlar ki bize 3 tane bölge oluşturun. Türkiye bölge ülkeler, İngiltere bölge ülkeler, Avustralya bölge ülkeler. Biz ister Kıbrıs'taki partilerden isterse bağımsız çıkabilecek olan adayları destekleyelim, oy verelim. Ve kendi temsilcilerimiz olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti parlamentosuna gönderelim. Seçme ve seçilme hakkından bahsetmiyoruz mu? Çok güzel sordunuz. 2006 yılına kadar Kıbrıs Türkleri sadece seçme hakkını talep ederdi. Yani derlerdi ki bize seçme hakkı veriniz, yurt içindeki partilere oy verelim. Bunun çok büyük sakıncaları olduğu iç dinamikler tarafından açıklandı. Partiler, hükümet, dernekler, sivil toplum kuruluşları ve halk dedi ki ya eğer orada yaşıyorlarsa buradaki genel yargıyı ve genel iradeyi değiştirecek çok büyük bir güçtürler. Bu konuda onlara müsamaha göstermek yanlış olur. Ve bence de doğrusu buydu. Ama 2006 yılında dünyada bir
göçmenlerin kendi ülkelerinde temsiliyetleriyle ilgili bir değişiklik yaşandı. İtalya yepyeni bir formül yarattı. Dedi ki yurt içindekiler, eskiden İtalyan vatandaşlar yurt dışından yurt içindeki partilere oy verirdi. Bizim Kıbrıs Türkleri de 2006 yılına kadar örnek olarak bu talebi gösteriyorlardı. Buna benzer bir talepleri vardı. Kıbrıs'taki idareci ve dernek, cemiyet ve sosyal kesimlerin buna iyi bakmadığını gördükleri zaman nasıl bir değişiklik yaparız diye bir arayış içine girildi ve İtalya'nın yeni modeli görüldü. İtalya'nın yeni modelinde dünya dörde bölündü. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Afrika. Buralardan üçer milletvekili seçiliyor. Roma'ya gidiyor ve Roma'da 9 ay boyunca şeye katılıyorlar. Yasama işte görevlerini yapıyorlar. 3 ay da kendi ülkelerine gelip kendi milletvekilliği vasfında neleri yapacaklarsa onları yapıp tekrar. Bu arada 2 tane de bakanlar oldu yurt dışında yaşayan İtalyanların geçmiş yıllar içinde. Yani bu çok da adil, çok da güzel bir model. Biz 2 tane bakanları oldu derken örneğin İtalya'dan yurt dışındaki bir X kişi İtalya'da bir partiden aday oldu. Partisi de seçimlerden sonra iktidara geldiği için o kişi de o iktidardaki hükümet edebilir vasıflarında bulunduğu için yurt dışından da bir bakan olarak tayin edildi. Ne tür bir etkisi oluyor? Bu bakanın İtalyanlar için yurt dışında yaşayan İtalyanlar yurt için ne yapıyor yurt yani? İçindeki bakanın örneğin bizim adamızda 10 tane bakan var. Örneğin biz de Ulaştırma Bakanı'nı yurt dışı evet. Kıbrıslı Türkler Bakanı mı yapacağız? Atıyorum. Daha açıklayıcı olsun diye soruyorum. Hayır benim ifade etmeye çalıştığım Çiğdem Hanım şudur. Yani o kadar güzel sistemi uyguladı ki İtalya, sadece milletvekili seçimiyle kalmadı. Milletvekili seçilen ve ülkedeki milletvekilleriyle eşdeğer pozisyonda olan iki şahsı bile bakan yaptılar. Kendi ülkedeki ne bakanıysa. Yani yurt dışındakilerin bakanı olarak değil. Evet. Kendi ülkelerindeki herhangi bir kendilerinin katılabileceği sisteminden bahsediyoruz. Fakat bu seçim sisteminde karşımıza çok büyük bir sorun çıktı. Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler Türkiye Cumhuriyeti'nin dışında hiçbir şehirde sandık kuramıyorlar. Resmi tanınmışlık veya mütekabiliyet unsurları yaşanmadığı için başka ülkelerle. Bu sıkıntı yaşanırken Estonya devleti karşımıza çıktı. Estonya'da 1990 yılında Rusya'dan Sovyetler Birliği'nden ayrıldıktan sonra çok büyük bir e-devlet yarattılar. Şu an dünyanın en büyük e-devleti Estonya. Fakat Estonya bunu başarırken bir türlü halkını sandığa götürmeyi başaramadı. Halk Sovyetler Birliği döneminden kalan Komünist Parti ile olan ilişkilerin çok onay bulmaması sebebiyle %30'lara varan sandığa gitme oranı artık seçilen idareciler açısından da ne kadar kabul görür pozisyonunda sorgulamalar başladı. Dolayısıyla Estonyalılar internetten oy verme işlemini başlattılar. Güvenilir firmalar, güvenilir şirketlerle, yeni programlarla internet üzerinden vatandaşlarına oy verdirip evden çıkmadan milletvekillerini, bakanlarını, cumhurbaşkanlarını, bölge idarecilerini seçme hakkı tanıdılar. Ve gördüler ki %80'lere varan bir katılım oldu. Dolayısıyla bu tam da bizim üstüne atıldığımız bir çalışma, uygulama oldu. Coğrafya bölümünü İtalya'dan, oy verme bölümünü Estonya'dan alarak çok güzel ve bütün dünyaya cidden örnek olabilecek. Nasıl bir model ortaya çıktı? Bir e-devlet projesiyle Kıbrıs'ın dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin seçme ve seçilme hakkı oldukları yerden halinde evet, evlerinden hayata geçirilebilecek diyorsunuz. Evet, evlerinden bilgisayarlarını açacaklar, kimlik numaralarını girecekler. Yine bu dış ülkelerde bir dış ülkelere bakan bir dış ülkeler seçim kurulu kurulacak burada. Peki yani burada şimdi nasıl yapılacağı veya işte hayata geçirildikten sonra ne olabileceği eylemde hazır gibi görünse de sonuç itibariyle şu tartışma geride mi kaldı? Yani orada yaşayan insanların burada yaşayan insanların kaderine yön verecek tabii, kişileri sıfır derecesinde hakkı. Sıfır tabii ki geri kaldı. Şimdi düşünün İngiltere'den seçilen iki milletvekili atıyorum Kıbrıs'ta kimin kaderini ya da iradesine ipotek koyacak ki? Türkiye'den gelen iki milletvekili, Avustralya'dan gelen bir milletvekili kimin iradesini? Üstelik partiliyseler, partilerden seçilip geliyorlarsa hiçbir sorun yok. Ha bağımsızlarsa bunu söyleyeyim, parti yetkilileri duysun. Bağımsızlarsa bir kere hükümet kurmada bu ülkede iki kişiye, üç kişiye zaman zaman ihtiyaç olur. Bağımsızlarsa o zaman gerçekten yurt dışından gelenlerin bu ülkede
çok büyük bir güç olduğu ortaya çıkacaktır. Bir izleyicimizin bir sorusu var size. Diyor ki, İngiltere'de yaşayan birinin bizim parlamentoda mı temsiliyet alacağını anlayamadım. Orayı biraz açar mısınız? Yurt dışında yaşayan 600 bin Kıbrıs Türkü'nün seçilecek olan 3 veya 5 veya 7 milletvekili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti parlamentosunda şu an 50'dir sayısı ama belki 30'a düşecek. Bunlara monte edilecek 3 veya 5 artı olarak Kıbrıs'taki Cumhuriyet Meclisi'nde yurt dışı temsilcilerimiz olarak temsil edilecekler. Ve Kıbrıs'taki bir milletvekilinin anayasal görevleri neyse burada bu ada için çalışacaklar. Yani kendi bölgelerinin gelip de kendi bölgeleri için çalışmayacaklar. Tabii ki kendi bölge sorunlarını getirecekler. Evet. Pozisyonları böyle. Bir izleyicimizin daha sorusu var. Çiğdem Hanım, konuğunuz gerçekten güzel konuşuyor. Belki mantıklı ve insani görünse de ben Kıbrıs'ta savaşı yaşadım. Geride bıraktığım birçok insan oldu. Bu ülkeyi ben yaşadım. Bu ülkenin cefasını da sefasını da sürmeye benim hakkım olduğunu düşünüyorum. Uzaktan gazel okumak kolaydır. Uzaktan gazel okumak lafını çok teessüfle karşılarım. Bu ülkede onlar da savaştılar. Bu ülkede onlar da şu an toprak sahibidirler. Bu ülkede aslında onlar kelimesini kullanırken ben üzüntü duyuyorum. Onlar yoktur. Bunlar kardeşlerimizdir, akrabalarımızdır ve bir ayakları buradadır. Burada kaç bin kişinin ev alıp mağdur olduğunu biliyor mu bu izleyicimiz? Kaç yüz kişinin şirket kurup sonra kapatıp geri gittiğini biliyor mu izleyicimiz? Kaç kişinin bu ülkeye yatırım için gelip de buradaki idareciler tarafından ve sektörler tarafından dolandırıldığını biliyor mu? Bu cefayı eğer yurt dışındaki Kıbrıs Türkleri gelmezse daha çok çekeceğiz. Bize dahil olmazlarsa daha çok çekeceğiz. Aslında sefa Kıbrıs Türklerinin bu ülkeye seçme hakkını aldıktan sonra bütün kurum ve kuruluşlarımızda ve meclisimizde başta ağırlıklarını hissettirdikten sonra aslında biz sefaya kavuşacağız. Vatandaş da değiller demiştiniz sanıyorum konuşmanın başında. Henüz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmadıklarını ifade etmiştiniz. Doğrudur. Ve sormuştuk size kurulduktan önce mi sonra mı gittiler diye. Şu an 25 bin vatandaş görünüyor. Ama geri kalan 600 bini tamamlayan sayının da gittikleri ülkelerin vatandaş olduklarını 74'ten veya 83'ten sonra gelip KKTC vatandaşlıklarını birçoğunun almadığı ortada. Neden almayan söyleyeyim biri neden, gelip de benim söyleyeyim vekilim neden. Olsun? Bir kere askerlik yasası bu insanları hem evlatlarını bu adaya kazandırmada hem de tatillerini burada yapma konusunda teşvik etmiyor. Bugün vatandaş olsun ya da olmasın, Kıbrıslı bir anadan ya da babadan doğan her Türk erkeği otomatik vatandaş kabul ediliyor. Böyle tezat olamaz. Söyleyeyim neden. Vatandaşlıkla ilgili ne bir kimliği ne bir pasaportu olmayan bir genç İngiliz pasaportuyla adaya tatil yapmaya geldiği zaman şu anki yasaya göre ona diyorlar ki sen Kıbrıslı Türksün, Kıbrıs vatandaşısın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşısın. Sen 90 günden fazla kalacaksan askerlik yapacaksın. 90 gün kadar iznin vardır. Git ama yaşamak için geleceğin zaman 50 yaşına kadar da askerliğini yapacaksın. Şimdi Allah aşkına hem vatandaş değil haklarını kullanamaz hem de askerlik açısından otomatik onun bir talebi olmadan, onun bir kabul edilirliği olmadan sonra diyorsunuz ki vatandaşsınız, görevinizi yapacaksınız. Peki burada parlamentonun çalışması gerekmez mi bu konuda? Yani? Tabii ki. Burada anayasa değişikliği gereken bir durum var. Evet. Bu anayasa değişikliği yapılmazdan evvel parlamentomuzda komite kurulacak. Bu komite bu konu hakkında biz demiyoruz bu çözüm önerisinin birebir aynısını uygulasınlar. Bu ülkenin şartlarına uyan çözüm önerisi neyse, çözüm neyse onu ortaya koysunlar. Komiteden geçsin, meclisin 3/2 çoğunluğunu alsın. Biliyorsunuz bu da yetmez ve anayasa referandumuna gidildiği zaman ki yine bir çalışma olduğunu biliyorum. Yeni bir anayasa referandumu yapılacak. Onun içine bir cümle olarak bu da konulsun. Yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin seçme seçilme hakları seçim ve halk oylaması yasasıyla düzenlenir diye. Yani işte bu kadar. Şöyle bir şey konulabilir mi? Buna nasıl bakarsınız? Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin seçme ve seçilme hakkına sahip olması halinde askerliğini yapmış olması şartının konulmasına nasıl bakarsınız? Tabii ki bakınız seçme seçilme normal genel. Yani böyle bir şey olsa. Merakımdan soruyorum. Bu zaten anlamayın. Yasalarımızda vardır Çiğdem Hanım. Yani aday olacak olanların, özellikle erkek elemanların 18 yaşın
oy verecek olanların 18 yaşını, aday olacak olanların 25 yaşını geçmiş olması ve bir önemli şart da askerliğini yapmış olması vardır. Yani bu şart zaten seçim ve halk oylaması yasamızda vardır. Evet. Yani anayasaya koymanın şeyi yoktur bunu. O vardır zaten. Konulsun ya, ne olmuş? Yani zaten biliyorsunuz anayasaya çok temel esasları koyarlar. Yasalar o temellerin detaylandırılmasıdır. Peki... buyurun devam edin. Şimdi Dışişleri Bakanlığımızın hizmet şemasıdır bu. Biliyorum. Şuradaki kamera 2 numaralı kamerayı gösterirseniz. Biz bu Dışişleri Bakanlığının hizmet şemasını bundan birkaç gün önce Dışişleri Bakanımıza yaptığımız ziyarette ifade ettik. Çok yetersiz dedik. Bir sürü müdürlük var burada. Fakat esas ilgilenmesi gereken Kıbrıslı, yurt dışı Kıbrıslı Türkler ile ilgili bir müsteşarlık, bir müdürlük görmedik. Bunun için biz kendilerine bu hizmet şemasına yeni bir müdürlük eklemelerini talep ettik. Müsteşarlık eklemelerini talep ettik. Bu müsteşarlığa İngiltere, Türkiye ve Avustralya bölge müdürlüklerini koymalarını ve önce siyasal anlamda ve yasal anlamda bu hazırlıklar yapılırken kendileri de bürokratik anlamda Kıbrıs Türklerinin sayısını ortaya koymaya çalışmaları gerektiğini ifade ettik. Sayın Dışişleri Bakanımız bunun çalışılabilir bir konu olduğunu söyledi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ama sanıyorum hala daha eski dönemlerden kalma yurt dışındaki Türklerin irademize baskısı var düşüncesini sanıyorum taşıyorlar. Bu arada Eğitim Bakanımıza eğitim sorunlarıyla ilgili yurt dışındaki Türklerin, Kültür Bakanımıza da kültür sorunlarıyla ilgili ziyaretlerde bulunduk. Kendilerine bu size sunduğumuz çözüm önerisi kitapçığını verdik. Sayın Başbakan ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ettik. Fakat yoğun işlerinden dolayı şu ana kadar bize randevu talebimize cevap vermediler. Buradan da bizi izleyen Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık yetkililerine randevu talebimizi değerlendirmeleri konusunda bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ben size ziyaret ettiğimiz ve bu konuda destek aldığımız Kıbrıs Türk kurumlarıyla ilgili bilgi vermek isterim. Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası bu projenin hayata geçmesinin aslında Kıbrıs Türk'ünü yeniden ayağa kaldıracağı konusunda bize tam destek olduklarını ve gerekirse kendi binalarında, ofislerinde ortaklaşa çalışacağımız ekonomik, ticaret ve sosyal komiteler kurabileceğimizin teklifini yaptılar. Biz çok mutlu olduk. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, TürkSen, DEVİŞ, KamuSen, ELSEN ve Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği, şu ana kadar görüştüğümüz örgütlerimiz, cidden olumlu bakış açısı beklemediğimiz bu dernek ya da sendikalarımızın bazılarından bile bizden fazla heyecan gösterdiklerini duyduk, gördük bu projeye ve çok mutlu olduk. Şu an çok böyle kesif çizgilerle bize hayır bu proje bu adada uygulanamaz diyen birisini görmedik açık söyleyeyim. Çok daha mutlu olduk ve bu çalışmalarımız bugün, bu ziyaretlerimiz bugün öğleden sonra da devam edecek. Evet. Ersu Bey'in bize bir mesajı var. Hemen onu aktaralım. Günaydın Çiğdem Hanım. Osman Bey de günaydın. Uzaktan gazel okuma sözleri bizi çok rencide ediyor demiş. Sözler bize ait değil, onu söyleyelim. İzleyicilerimizin mesajlarını tıpkı sizinkiler gibi aktarıyoruz. Bu arkadaşların bu düşüncesini ve söylemini teessüf ve üzüntüyle karşılıyoruz demiş. Yurt dışından yaşayan birçoğumuz ben de dahil gönüllü mücahitlik yaptık. Ellerimizde mücahitlik puanları duruyor. Mücahitlik puanları ne işe yarar? Nedir yani? Şimdi, bu mücahitlik puanı? Oraya gelelim bir saniye ama yapalım. Tamamlayalım. Hatta eşdeğer puanlarımıza karşı hiçbir müfte almadık. Yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin ellerinde 5 milyar karşılığı alınmamış eşdeğer puanımız var. Dünyada böyle bir şey var mı? Eşdeğer yok, dünyanın hiçbir yerinde sizin Limassol'da bıraktığınız 5 dönüm tarlaya karşılık size kuzeyde 2 dönüm ya da 1 dönüm tarlaya denk gelecek puan maskaralığı puan gibi bir şey yok. Puan nedir yani? Ben puan şudur. Onu anlayamıyorum. Bunu kimse anlamadı. Bunu kimse anlamadı. Puan şudur. Sizin işte güneyde bıraktığınız eve bir bedel biçti kuzeydekiler. Bu biçtikleri bedeli de görmeden işte kaç odadır, kaç metrekarenin içinde oturmaktadır gibi bilmiyorum. Dünyanın hiçbir yerinde bu puanla mal dağıtımı yoktur diye biliyorum. Ve üstelik adaletsizliklerin en büyük kaynağı puanla mal dağıtmaktır. İşte 3 dönüm yeri olan aldığı puanlarla
300 dönüm tarla alabilmiştir veya 300 dönüm evi tarlası olanlar da 1,5 dönüm tarla alabilmiştir. Bu çok 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 komedi bir durumdur. Şimdi mücahitler, benim bildiğim bilgiler, yani uzmanlık alanım değil ama mücahitler, mücahitlik hizmetlerine karşılık devlet esenlendirelim diye düşündü bunları 74'ten sonra. İşte bazı mücahitler var, puanı, yani bak biz de puan diyoruz yani, mal alabilecek bir şey yoktur, ona bir puan verelim. Bu işte kalan mallardan, elimizdeki mallardan bunlara dağıtırız. Bunlar da savaştan kalan izler erken silinir, ekim yaparlar, bahçe kurarlar, çiftlik açarlar gibi düşüncelerle mücahitlik puanları bir hizmet. Aslında hizmetin bir bedeli yoktur. Mücahitliğin bir bedeli olamaz. Adam hayatta olamaz. Kalmak için ya, evet, müdafaa yapmış. Evet. Müdafaanın puanlaması mı olur? Ben, evet, ilk kez duyuyorum. Asla puanla mal dağıtımı bu ülkenin en büyük rezilliklerinden biridir. Ben kişisel olarak bunu bugün söylerim. Benim ailem de bunu yaşadı. Buradan kaynaklanıyor belki de. Şimdi Ersu Bey'in dediği çok ilginç bir şey var. 5 milyar yurt dışındakilerin 5 milyar alamadıkları puan karşılığı mal var. Yani bu ifadeyi de kullanmak zorundayız. Ne, yani yurt dışındakiler aslında hala daha bu ülkede alacaklıdırlar. Gelsinler burada yaşasınlar. Geliyorlar burada, bir bakınız şimdi, gelsinler burada yaşasınlar. Hayır, olmuyor mu yani, onu merak olmuyor. Ediyorum. Neden? Bu kişiler yıllar evvel gittiler. Biliyorsunuz 103 köy boşalttı. Neden gitmişlerdi? Yani savaştan dolayı mı gitmişlerdi? Savaştan dolayı gittiler. Ekonomik sorunlardan dolayı gittiler. Can ve mal korkusundan gittiler. Ama gidemeyenler de, burada oturanlar, imkan bulsalardı gitmeyecekler miydi Çiğdem Hanım? Belki de gitmeyeceklerdi, bilmiyorum. Yok, ben öyle düşünmüyorum. Bakın, kimin ne için gittiği burada önemli değil. Hmm. Bütün dünya dış ülkelere göçmen vermektedir. Bu göçmenler de ne şekilde giderse gitsin, Birleşmiş Milletler'in bununla ilgili kararları vardır. Ülkenizin göçmen olmuş vatandaşlarını kendi ülkenizin parlamentosunda veya seçme seçilme hakkı olarak veya parlamentosunda temsiliyet olarak yer veriniz. Şimdi Avrupa Birliği'ne, eğer yeni federal devlet kurulursa Avrupa Birliği'ne girilecek. Avrupa Birliği ABAD kararlarının en önemli kriterlerinden birisi de, hani diyoruz ya kriterleri uyduralım, Avrupa Birliği yasalarını yapalım. Niye bunu uydurmuyoruz? Avrupa Birliği ABAD kararı... Sizce neden uydurmuyorlar? Şimdi o demin bahsettiğimiz korkulardan, ama bu projeyle o korku ortadan kaldırılmıştır. 3-5 kişinin buradaki siyasel iradeye ipotek koyacağı düşüncesi yoktur. Şimdi Avrupa Birliği diyor ki, Avrupa Birliği üye ülkesi olan her ülke yurt dışında yaşayan vatandaşını kendi ülkesindeki siyasal iradeye bir şekilde katmanın yollarını bulmalıdır. Bir tek bunu uygulamayan İrlanda'dır şu an. İrlanda'ya da devamlı bu mesajlar verilmektedir. Şimdi niye biz bunu şu an, eğer bir federal devletin federe kanadı olacaksa Kuzey Kıbrıs, niye biz kendi parlamentomuzda yapmayalım da hem federe, Rum federe devletine hem de genel federal devlete bir örnek olmuş olmayalım? Biliyorsunuz Rumların şu an 500 bine yakın seçmeni vardır. 14 bin kayıtlı da yurt dışı seçmeni vardır. Bakın, Rumlar bu konuda bizden organizasyon konusunda çok çok daha iyidirler. Ama çok ilginçtir. Onlar da yurt dışında 800 bin kişi yaşadığını söylüyorlar ama gelip de ben seçmen olacağım, yurt içindeki partilere oy vereceğim deyip kayıt olan 15 bini geçmemektedir. Seçmen. Ve onlar sadece seçmendir. İşte onu diyorum. Yani evet. Orada çok ince bir çizgi, evet, var çünkü. Bizim projemiz çok daha modern, çok daha insan hakkına dayanan bir projedir. Ve onlar, zaten onların, Çiğdem Hanım, yurt dışından temsilciye falan ihtiyaçları yoktur. Ülkede her milletvekili yurt dışındakinin hakkını, hukukunu savunur durumdadır. Ve onlar, bakın dün, bugün haberlerinizde gördüm. Dün ve geçen gün, iki gün üst üste yurt dışı Rumlar, Pomak, Nepomak, bir örgütleri daha var. Bir gençlik, iki de yetişkin örgütü toplantılarını yaptılar. O kadar etkilendi ki basın bundan, işte bu toplantılar siyasi şova döndü gibi manşetler attılar. Bir ülkede yurt dışında yaşayan insanlar aslında o ülkenin en büyük güçlerinden ve lobi temellerinden, kaynaklarından birisidir. Aslında bu proje Büyük Kıbrıs Türk halkının resmini dünyaya gösterecek bir projedir. 3 tane, 5 tane milletvekilinin peşinde değil yurt dışındaki Kıbrıs Türk'ü. Büyük Kıbrıs Türk'ü olmanın, birlikte hareket etmenin, birlikte bazı cefaları çekmenin ama birlikte de bazı sefalara kavuşmanın tasasını ve heyecanını ve
talebini taşımaktadır. Görüşmüş olduğunuz sivil toplum örgütleri ve ekonomik örgütler de var içerisinde, ticaret odası başta olmak üzere. Bunun sendikalarda dahil. Bunlardan onay aldınız. Onay aldık değil. Bu fikirlere çok sıcak baktıklarını yönetim... Bu bir onay değil midir? Çok tabii ki onaydır ama biliyorsunuz bu gibi kurulların başkanları, yönetim kurulları konuşurken kendi örgütlerinden de resmi anlamda onay alacaklar. Bu onayı aldıktan sonra... O ayrı yani olarak fikirsel anlamda onay aldı. Tabii onların sonuçta görüşleri çok önemli. Çünkü biliyorsunuz bir referandum olacak. Referandumda bu örgütlerin kendi üyeleriyle bizim yanımızda olması ve referandumda yurt dışı Kıbrıs Türk'üne temsiliyet hakkı tanınması... Birlikte yapılmış, çalışılmış bir başarı olacak. Tek başına olacak bir referandum olmaz herhalde. Hayır, muhtemelen yine o geçen seferki gibi 15-20 tane maddenin olacağı bir şey olur. Ya inşallah. Düzgün anlatırlarsa, geçen defaki gibi olmazsa ya, tabii geçen sefer anlarsa. Aslında geçen sefer benim kişisel görüşüm bütün partilerin istifa etmesi gerekirdi. Parlamentonun olduğu aynen gibi. Çünkü parlamentonun ortaya koyduğu şeye halk red cevabı vermişti ama maalesef bu koltuklara oturanlar gitmek istemiyor. Biz de öyle değil. Bu arada önünüzde Cumhurbaşkanlarının geçmiş ve şimdiki Cumhurbaşkanının fotoğraflarını görüyorum. Madde 100 Cumhurbaşkanı andı. İsterseniz diye onu ben okuyayım. Şey yapmışsınız. Buyurun. Burada Sayın Rahmetli Cumhurbaşkanımız Denktaş'ın ikinci Cumhurbaşkanımız, Talat'ın üçüncü Cumhurbaşkanı Eroğlu ve yeni seçilen Cumhurbaşkanımızın resimlerini koyduk. Bu slaytlarımızda, eğitim slaytlarımızda. Şimdi Cumhurbaşkanlarından evvel milletvekilleri de aslında böyle bir yemin ederler. Derler ki halkın, kısa anlatıyorum, halkın bölünmez bütünlüğünü, hukukun üstünlüğünü, halkımın refah ve mutluluğunu, her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ve özgürlüklerinden yararlanmasını sağlayacağıma, anayasaya ve yasalara bağlılıktan ayrılmayacağıma, tarafsızlıkla bu işi yapacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim. Şimdi milletvekilleri buna benzer bir yemin ediyorlar ve diyorlar ki bu halkın bölünmez bütünlüğü için çalışacağım. Şu an Kıbrıs Türk'ü bölünmüş durumdadır. Yurt içinde yaşayanlar, yurt dışında yaşayanlar. Demek ki bugüne kadar seçilen 32 yıl KKTC ya da 38 yıl 74'ten sonra 41 yıl seçilen bütün milletvekilleri, bu konuda çaba harcamayan milletvekilleri bu yemine sadakatle bağlı kalmamışlardır. Halkımın refahı ve mutluluğu için, yurt içinde oturan belki refah ya da mutluluk içinde olabilir ya da yurt dışındaki refahı olabilir ama mutlu olmayabilir. Bunu da tesis edemediler bu seçilen milletvekilleri. Yine anayasaya ve yasaya bağlılıktan ayrıldılar. Anayasa bütün vatandaşların eşit haklarını savunmalarını gerektirir. Yapmadılar. Tarafsızlıkla, tarafsız davranmadılar. Ve üstelik namus ve şeref sözü verdiler. Bu sözlerine de itaat etmediler. Şimdi milletvekilinin yapmadığını bırakıyorum. Sayın Cumhurbaşkanları da aynı yemini ettiler. Ve hiç olmazsa yasa koyucu diyor ki yani hiç olmazsa Cumhurbaşkanları da bu yemini yaparak daha üst bir makamdan korusun ve kollasınlar bu ilkeleri. Fakat rahmetli Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir Rauf Denktaş'ın bir girişimi olduğunu Ecevit döneminde yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin adaya getirilip yerleştirilmesiyle ilgili bir çalışması olduğunu bildiğim için Sayın Rahmetli Cumhurbaşkanımızı bu ifadenin dışında bırakıyorum. Ama Sayın Talat ve Sayın Eroğlu burada ettikleri yemine yurt dışındaki Kıbrıslı Türkler açısından sadakatle bağlı kalmamışlardır. Sayın Akıncı inşallah bağlı kalır ve yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin aynen ettiği yeminin kapsamında hem tarafsız hem de hukukun üstünlüğü ilkelerine riayet ederek onların da bu ülkenin anayasası ve yasaları düzeltilerek bu ülkenin demokratik katılımlarını sağlayacağı mecliste yer almalarına destek olur diye düşünüyoruz. Biz bu yemini bunun için koyduk. Slaytlarımızda da eğitimde anlatıyoruz. Bugüne kadar bu yemin herkesin gözünün önünde duruyor ama ne anlam içerdiği de gerçekten kimse tarafından belki okuyanlar tarafından da gerçek manada algılanmıyor. Hedefinize ulaşmak için öncelikle anayasada bir değişiklik mi yapılması gerekiyor? Şimdi 6 Ekim 2015 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi'nde yurt dışından gelen katılımcılar ve yurt içinden davetli kurum, kuruluş, örgüt, milletvekilleri, devlet idarecileri ile büyük bir çalıştay gerçekleştiriyoruz. Bu davetleri bir haftadan beri yapıyoruz. Vakti gelene kadar da salonu doldurabilecek sayıdaki misafir kadar davetimizi yapacağız. Burada ilk öğleye kadarki oturumda talepler konuşulacak. Öğleden sonra çalıştay kararını verecek ve bir talep bildirgesiyle
ertesi gün hükümet ve yasama organı yetkililerine sunulacak. Makul bir süre içinde bu yasaların değiştirilmesiyle ilgili girişimler yapılırsa platformumuz buna destek olacak ve katılımcı olarak birlikte çalışmaya gelecek. Sizin için ancak, makul süre neymiş? Ancak şimdi makul süre yapılan çabaların izlenmesiyle. 32 yıl değildir. Yok. Yapılan çalışmaların takip edilmesiyle ortaya çıkar. Yani makul süreyi herkes hissedebilir. Ama makul sürenin gerçekleşmediği durumunda yurt dışındaki Kıbrıslı Türkler platformu bu işi Anayasa Mahkemesi'ne götürecektir. Ve zaten biz biliyoruz, çok da memnunuz, eski Anayasa Mahkemesi Başkanımız Sayın Taner Erginel bu konuda çok geç kalındığını, bir an önce yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türk'ün seçme seçilme hakkının verilmesi gerektiğini bütün makalelerinde teyit etmiştir. Ve gerçekten anayasaya bakıldığı zaman da seçim ve halk oylaması yasasında farklı şeyler olsa bile sadece anayasaya değil, Birleşmiş Milletler kararlarına, ABAD kararlarına bakıldığı zaman da yurt dışındaki göçmenlerin ülke demokrasisine mutlaka katılmaları gerektiği bir insan hakkıdır. Peki bir de buna şey açısından bakalım, psikolojik açıdan bakalım, hı, yani da sosyolojik açıdan bakalım. Kıbrıs'ta yaşayan işte buradan hiç göç etmemiş veya, hı, arada hani gidip çalışmış, geri dönmüş vesaire. Genel anlamda, hı, Kıbrıs'ta yaşayan Türkler, yurt dışında yaşayan Türklerin bu ülkenin geleceği için ne düşündüklerini, ne hissettiklerini nereden bilecekler? Birbirlerini tanıyor mu iç Türklerle dış Türkler dediğiniz tırnak içerisinde? Birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Ayırıyorum. Çünkü bunlar yurt dışından. Yani mantıksal olarak, evet, daha doğrusu mesela bir ülkenin işte birliği, bütünlüğü, milli, hı-hı, görüşü, ulusal görüşü, ne bileyim toplumsal, hı-hı, aidiyetler, hı-hı, vesaire. Burada birbirleri arasındaki o köprü hala duruyor mu yoksa durmuyor mu? Öyle bir köprü sadece bireysel köprülerdi ama bugün gerçekten o köprü Boğaz Köprüsü kadar açık ve aydınlıktır. Bu platform bir köprüdür. Bu platform aslında milletvekilliği, ben Osman olarak baktığımda milletvekilliğinin sadece bir araç olduğunu düşünüyorum. Bu köprü bir lobicilik köprüsüdür. Bu köprü Kıbrıs Türk'ünü topyekin dünyaya, insan haklarımıza saygıyı davet köprüsüdür. Bu köprü Kıbrıs'taki haklarımızı çok daha iyi müzakere edebileceğimiz kalesini barındıracak olan bir köprüdür. Bu köprü Kıbrıs Türk'ü için aslında çok çok şey ifade etmektedir. Biz aslında bu toplantılarımızla ve bu kanaldaki veya başka kanallardaki sohbetlerimizle bunu anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü bugüne kadar yurt dışındaki Kıbrıs Türk'ü idareciler tarafından ya da siyasal örgütler tarafından çok farklı anlatıldı burada yaşayanlara. Olay bu. Evet. Algıda seçicilik yaşandı diyorsunuz herhalde. Ne olarak tanıttı yani siyasiler? Şimdi daha önce 2006'dan evvel bütün dünya göçmenlerinin kendi ülkeleriyle seçme seçilme şekilleri dışarıdan içeriye oy göndermekti. Dolayısıyla yurt içindeki bazı siyasal partiler yurt dışındaki Kıbrıs Türklerinin çok milliyetçi olduğunu ve yurt içindeki milliyetçi partilere oy vererek büyük bir çoğunlukla milliyetçi partilerin yıllar boyu bu ülkede iktidar olacağını düşündüler. Velev ki böyle olsa. Öyle değiller mi? Öyle değiller. Ciddi söylüyorum. Yani? Bugün biliyor musunuz? 11 tane internet gazetemiz varmış. Ben Avustralya'ya gittim de öğrendim. 11 tane internet gazetesini bizden evvel okuyorlar, yorumluyorlar. Kıbrıs'ı bizden çok iyi biliyorlar. Sizin bakınız Ersu Bey programınıza katılıyor. Demek ki sizi izliyorlar. Tabii. Bizim İngiltere'den çok izleyicimiz var. Evet, o konuda şeyim yok. Kıbrıs Türk'ü, yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türk'ü Kıbrıs meselesine belki biraz daha milliyetçi bir gözle bakabiliyor ama kendi doğal ülkelerinde... Doğal da değil midir? Tabii ki doğaldır. Burada bir özlemleri yani, var. Buraya bakış açıları, burada çektiklerimizi, oradan gördükleri resim daha farklıdır. Biz daha farklı bakıyoruz, onlar daha farklı bakıyor. Ama velev ki milliyetçi, hepsi milliyetçi olsa, size ne kardeşim? İnsan milliyetçiyse milliyetçidir. Değil, bu hakkı ona vermemek hakkı sizde yoktur. Bu anayasanın ona verdiği bir haktır. Vereceksiniz. Gidin o zaman oraya çalışın. Sizin görüşünüzdekileri çoğaltın. Sizin görüşünüzdekiler de burada iktidar olsun ki bu konuştuklarımız bu projede yoktur. Bu proje tamamen 3-5 tane milletvekilinin oralardan seçilip buralara gelmesidir. İster hepsi milliyetçi seçilir, ister hepsi daha az milliyetçi seçilir. Ama sonuçta Kıbrıs Türk'ünün burada temsilcileri olur. Burada
platform bir aslında platform bir lobidir bizim. Benim gözümde bir lobidir şu an. Ve arkadaşlar da olaya öyle bakıyorlar. Ama lobilerin ilk aldığı, ilk çalışmaya başladığı esas seçme seçilme haklarıdır. Önümüzde askerlik var, daha sonra ekonomik sorunlar var, daha sonra bu ülkeyle ilgili başka sosyal projeleri vardır. Ama bugün platform kurulduktan sonra ilk ele aldıkları konu, tabii ki herkes önce kendi haklarını masaya koyar. İnsan haklarıyla ilgili konudur ve bu seçme seçilme hakları verildikten sonra göreceksiniz Kıbrıs Türk'ünün dünyadaki görülen fotoğrafının resmi değişecektir. Bugün Avustralya'nın en iyi doktorları Türklerdir, Kıbrıslı Türklerdir. Türkiye'nin en iyi doktorları Kıbrıslı Türklerdir. İstanbul'da ben bir hastaneye gittim. 80 doktorun 36 tanesi Kıbrıslı Türktür. Bugün Kıbrıslı Türkler, Avustralya'da 2 tane milletvekilleri vardır. Bugün Kıbrıslı Türklerin İngiltere'de belediye başkanları, belediye meclis üyeleri vardır. Şimdi o ülkedeki otoriteler için de Kıbrıslı Türkler çok şey ifade edecek yurt dışında, yurt içinde seçme seçilme hakları teslim edildiği zaman. Kendilerini Kıbrıs'a daha bir yakın hissedecekler. Çünkü diyecekler ki ya bu adam zaten İngiltere vatandaşı. Bak orada benim bir vatandaşım var. Hükümete de girmiş. Onlar da belki bazı talepleri de bulunacaklar. Dostluk adına veya ekonomik işbirliği adına veya sosyal işbirlikleri adına veya başka talepler adına kendi vatandaşlarını aktif etmek isteyecekler. Biz de bundan daha farklı şekillerde istifade edeceğiz. Bu bir lobiciliktir. Kimse bunu gerçekten seçme seçilme hakkı olarak bakmasın. Kıbrıs Türklerinin dünya yüzünde ilk kez organize olacağı bir platformdur. O şekilde değerlendirsinler ve herkes bu konuya ufak tefek tereddütlerini bir kenarda bırakarak destek olsun. Kimse pişman olmayacaktır. İdareciler de korkmasın. Milliyetçi ise milliyetçidir. Az milliyetçi ise az milliyetçidir. Bu adadaki haklar bir ayakları burada olduğu için onların da savunmak zorunda oldukları haklarıdır. Anayasal haklarıdır. Ki şu an için bir referandum yapılacaksa bu arkadaşlarımızın da burada tabii bu seçme seçilme hakkını konuşurken biz önceleri milletvekilliği seçimiyle yola çıktık ama ben referandum hakkının da mutlaka bir şekilde tartışılıp iadesinde sağlıklı bir yol olacağını düşünüyorum. Referandum hakkını. Tabii ki. Neden böyle düşünüyorsunuz? Referandum nedir kelime anlamıyla? Hakkınız, sizin hakkınızdaki bir gelecekte yapılması planlanan, düşünülen bir sisteme, bir organizasyona veya bir karara evet ya da hayır onayı vermeniz demektir. Bu ülke Kıbrıs'ta yaşayan Kıbrıs Türk'ünün ülkesi değil. Bu ülke Kıbrıslı olan, burada hakkı, hukuku, evi, malı, atası, ailesi, hatırası olan güneyde bir sürü yüz binlerce dönüm malı olan ve bu mallar şu an potanın içinde konuşuluyor. Bu insanlar da bu haklarını masaya getirildiği zaman kendilerine söz verilmesini isteyecekler. İşte o söz referandum hakkıdır. Onun için bu konu çok ciddi bir konudur. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Seçme seçilme hakları ya da referandum hakları verilmediği bir durumda yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin önümüzde yapılacak olan yeni devlete katılmayla ilgili evet ya da hayır referandumunda Kıbrıs Türk tarafının Yüksek Seçim Kurulu'nda bu seçimleri, bu referandumu durdurma hakkı ve yetkisi vardır. Bugün bu söylediğim ifade çok önemlidir. Kıbrıs Türkleri yeni bir referandumda yurt dışındakileri bu siyasal iradenin içine bir şekilde katmazsa, onların sözlerini buradaki meclislerde ve platformlarda söylemelerini ve kararlarını ifade etmelerine müsaade etmezlerse, yurt dışındaki Kıbrıs Türk'ünün burada yapılacak herhangi bir referandumu ipotek altına alabilecek, Anayasa Mahkemesi'nde bu referandumu Türk tarafı açısından en azından durdurmayı talep edebilecek hakları vardır. Bunu çıksın hukukçular. Bir ara emriyle mi yapılabilir bu? Tabii ki. Şimdi anayasal hakkınızın size verilmemesi veya bir anlaşmazlığa düşülen bir mal için nasıl ki mahkemeden ara emri alıyorsunuz, o malın bir şekilde satılmasını veya bir şekilde el değiştirmesini engelliyorsunuz. Şimdi Kıbrıslı Türkler de olaya şöyle bakabilir yurt dışındakiler. Ben bu anlaşmayı beğenmedim. İfade ettiğinize göre bakıyorlardır. Evet, ben bu anlaşmayı beğenmedim. Benim burada söz hakkım da yoksa ipotek koyuyorum, beklesin. Benim de sözüm dinlenene kadar beklesin. Bu ciddi ciddi söylüyorum. Avustralya ve İngiltere'deki hukukçuların tartışarak bize ifade ettikleri
bir durumdur. Kıbrıs Türk tarafındaki referandumu Anayasa Mahkemesi'nde bekletme hakkına sahiptir. Onun için böyle işte onlar bunlar ikilemine girmeden gerçekten onların da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığını aldıktan sonra bu parlamentoda temsiliyetlerini ve onların da söz haklarını sağlayacak milletvekillerinin gelmelerini büyük bir sevinçle karşılayarak aslında ve inşallah hepimizin kabul görebileceği bir anlaşma zemininde de hep birlikte ne güzel olur %100'le bir referandum sonucu çıkarıp da daha sağlıklı olur. Daha sağlıklı olur değil mi? Ama ben kişisel olarak şunu söylemek isterim. Benim bugün duyduklarım, okuduklarımla ben yani eski referandumun ters döneceğini düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorsun? Bakınız ben Karaoğlanoğlu köyünde yaşardım. Şu an Girne'deyim ama Karaoğlanoğlu köyünün muhtarına bir Rum bu yapılan görüşmelerden, konuşmalardan ilham alarak diyelim. Elindeki kendi tapusuyla gidip Hüda Bey buradan çık benimdir bunu başka bir Türk'e satacağım diyebilecek. Gerçekten oldu mu? Tabii ki benim köyümde oluyor. Hüda Bey bizim muhtarımız. Ve manipüle değil yani bunlar. Tabii hayır değil. Adam zaten açıklama yaptı. Çıktı gazeteye konuştu gösterdi. Polis çağırdı. Polis de olayı durdurdular. Şimdi bu yüzüğü nereden alıyor Rum cesari, komşularımız? Bu cesareti buna, nereden alıyor? Onun için tabii ki barış isterim. Ben 20 Temmuz 74'te Limassol'da Rumlar bizi bir yerden bir yere götürürken 4 kilometreyi yalın ayak gördüm çocukken 9 yaşında. Ve ayağımın altında çıkan yanık izleri yıllarca sürdü asfaltın üstünde. Ben bunu hiç unutmadım. Mesela bana harpten kalan tek en kötü hatıra budur. Ama ben ister miyim çocuklarımın artık kızımın ya da oğlumun hep bu gayleler, hep bu sıkıntılar içinde ne olacağız kaygısıyla yaşama. İstemem ama benim yaşım 50 oldu Çiğdem Hanım. Bu dava devam ediyor. Ben de isterim artık bitsin ama biterken benim yok oluşumu başlatacak bir organizasyon olmasın bu. Bu benim tamamen kişisel görüşüm. Platformun dışında konuşuyorum şu an. Ben bir 21 yıllık öğretmenim. Kıbrıs Türk milliyetçisiyim ama asla öğrencilerime Rum şöyledir, Rum böyledir gibi bir ifadede bulunmadım. Ortak vatanımızda, ortak çıkarlarımız korunarak yaşamamız gerektiğini öğrettim. Ama benim pozisyonumdaki Rum meslektaşlarım galiba böyle davranmadılar. Galibası fazla. Daha geçen günlerde bir öğretmen 30 tane ilkokul öğrencisini toplayıp dış basın birliği binasının önüne kadar gelip Türk tarafını taşa tuttular. Şimdi biliyor musunuz? Galibası yok yani. Yani iki tarafında aşırı... Gerçi her ağaçta çürük elma olur. Evet, iki tarafında aşırılar olabilir ama ben çok da güzel bir projeden bahsedeyim. Benim kızım kendisine müsaade edeceğimi sanmıyordu aslında. Ben çok keyifle müsaade ettim. Rum tarafında Rum ve Türklerden oluşan bir organizasyonda Amerika'ya 20 Rum kızı, 20 Türk kızı, 20 erkek çocuk, 20 Rum erkek çocuk götürdüler Amerika'da ve orada bir hafta boyunca bir ailelerin yanında barındırdılar, tatil yaptılar, aktiviteler falan yaptılar. Ve gerçekten barışa hizmet eden projeler var. Buna rağmen bu organizasyonun sorumluları çocuklara bir bahçede yuvarlak halka yaptırıp, bağdaş kurdurup ortaya geçip çocukları ağlatana kadar Kıbrıslı Rumlara Türklerin yaptığı eziyetleri anlattılar. Yani bu bir barış organizasyonunun içindeki liderler yaptı bunu. Rum liderler. Ekip şefleri yaptı bunu. Şimdi ben düşünürüm ve artık şüpheyle bakarım. Oğlumu göndermeyi düşünüyordum, şimdi göndermemeyi düşünüyorum bu projeye tekrardan. Yani biz dostluğu tesis edelim diye çocuklarımızı size gönderiyoruz. Siz Türk çocuklarına, Rum çocuklara öğrettiğiniz yalan yanlış şeyleri öğretmeye kalkıyorsunuz. Onun için barış kelimesinin arkasında aslında nelerin saklandığını, gerçek barış gönüllülerinin berhava etmesi lazım. Ben bir gerçek barış gönüllüsü olarak görüyorum kendimi. Ve bunun için de ben Kıbrıs Türk tarafındaki bir öğretmen olarak ciddi anlamda söylüyorum. 21 yıldır payıma ne düştüyse yaptım. Zaman zaman düşünüyorum acaba yanlış mı yaptım diye. Ciddi ciddi söylüyorum bunu. Acaba bu kadar açık gönüllülükle bazı şeyleri de dile getirmeyerek barış gönüllüsü olmak yanlış mı oldu diye zaman zaman da düşünüyorum. Çünkü hala daha karşı taraftan bu sıcaklığı görmediğimizi gerçekten ifade edebilirim. Çünkü biz de çocuklarımız dolayısıyla aileler de yaşadık. Yani o şeyi, o soğukluğu bir yerde hissediyorsunuz.
Dehşete kapıldım ya. Ne demek böyle bir şey? Yani bir müdafaayı, bir soykırımın önüne geçilmeyi bile bir savaş suçu olarak ama bunun suçu, bakın bunun var. Suçu geliyor, bu platforma bağlanıyor. Bunun suçunu Kıbrıs Türkleri, bu haklılığımızı dünyaya anlatamadık. Şu anda bizimkilerin bu kadar sessiz olmasını neye bağlıyorsunuz? Gerçi sessiz çıkan vatan haini ilan edilecek şimdi ama. Eğitim açısından bakarım ama. Yani muhtemelen bu işler Çiğdem Hanım, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte götürülen işlerdir. Muhtemelen bu kadar da teslimiyetçi bir durum asla olamaz. Bu birçok şeyde insanları yanlış yollara götürmek için spekülasyonlardır diye düşünüyorum. Gerçekten aklı başında her Kıbrıs Türkü'nün sağlıklı bir zeminde, ortak bir devlette Rum komşularımızla yaşamayı istemesi çok insani bir haktır. Çünkü gerçekten bugün görüyoruz ki acaba istediğimiz gerçekten o mudur? O zaman müzakereyi yani şu mudur istediğimiz? Rum komşularımızla ortak bir devlette yaşamak mı istiyoruz, yoksa Kıbrıs'ta Türklerin elinden alınarak işgal edilmiş, Rumlar tarafından işgal edilmiş olan Kıbrıs Cumhuriyeti'nden gereken işte siyasi eşitlik, egemenlik ve haklarımızı almak mı istiyoruz? Benim şimdi bakış açım, burayı ayırmakta evet, fayda var. Benim çünkü bakış açım yeni bir organizasyon. Ama siz diyorsunuz ki, ben onu anladım. Aslında onlar yeni organizasyon değil, eski organizasyona bizi katmaya çalışıyorlar. Yani hayır, benim dediğim şu. Hı. Bizim zaten Kıbrıs Cumhuriyeti onlara ait bir cumhuriyet değil. Onların bizim haklarımızı gasp ederek doğru, işgal ettikleri doğru, bir dünyaca tanınmış, Avrupa Birliği'ne girmiş doğru, olan bir cumhuriyet. Doğru. Bunu söylüyorum ben. Ve bizim haklarımızı gasp ettikleri, o cumhuriyeti tek başlarına işgal ettiklerini söylüyorum. Ve bizim bunu dünyaya anlatmamız ve oradaki haklarımızın hepsini, o cumhuriyet dahilindeki haklarımızın hepsini almaktan bahsediyorum ben. Tamam. Yani birlikte yaşamak değil benim şeyim derdim. Zaten peki anlatmamız gerekir yani, diyorsunuz. Neyle anlatacağız? Kim anlatacak bunları? İşte böyle lobicilik faaliyetleriyle evet, desteklenmeli biz, yani. Bakınız biz Türkiye Cumhuriyeti, Avustralya'da ve İngiltere'de yaşayan kardeşlerimiz bana şunu dediler. Osman Hoca, burada yapılan her sosyal aktivite, Türk olarak yaptığımız her sosyal aktiviteyi temsilciliğimizin ve Türkiye Cumhuriyeti elçiliklerimizin ve konsolosluklarımızın bilmesi, haberdar olması ve onlara rapor vermemiz gerekiyor. Tamam dedim, çok gideriz. Çıktık. Önce temsilciliğimize gittik Londra'da. Sonra benim sürem doldu, geri geldim. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine gittiler. Ve elçiye bu projeyi götürdüler. Biz Kıbrıs Türkleri olarak hem Kıbrıs Türk lobiciliği ve hem de Türk lobiciliği adına bu aktivasyonla başlayıp dünyada çok büyük bir güç oluşturmak kararı aldık dediler. Ve elçi onları ayağa kalktı ve alkışladı. Oturduk, ne kadar güzel sonra, bakın. Evet. Ve Avustralya'ya gittiğim zaman, tabii biliyorsunuz elçilikler günlük ya da haftalık raporlarını bütün bir elçilik ağına yayarlar. Biz Canberra'ya gittiğimiz zaman oradaki elçimiz, hoş geldiniz, ben ne için geldiğinizi, ne yaptığınızı biliyorum. Bu proje Türkiye Cumhuriyeti'nin şu an yurt dışında yaşayan vatandaşlarına uyguladığı projeden fersah fersah öndedir. Biz bunu destekliyoruz ve inşallah Türkiye Cumhuriyeti de bu projeye benzer bir çalışmayı hayata getirir gibi şeyler söylediler. Sydney'deki başkonsolosluğa gittik. Dilşat Hanım başkonsolos, hoş geldiniz, sizi bekliyordum dedi. Çünkü gelenek yapmışsınız, bize de ziyaretler yapıyorsunuz. Bu projeye baktık, çalıştık. Biz bir projeyi biliyoruz. Sorun dediler, biz size cevap verelim, projede ne var? Çünkü biz bu projeyi Türkiye'nin gelecekteki projesi olarak görüyoruz. Şimdi aklın yolu birdir. Evet. Bugün siz Kıbrıs'ta 101 bin TC vatandaşı yaşar. Türkiye'nin seçmen olarak gösterdiği sayı 101 bin. Siz kaç kişinin elçiliğe gidip Cumhurbaşkanlığında ve milletvekilliğinde oy verdiğini biliyor musunuz? %15. İstatistik rakam sonra bilmiyorum. Evet. Yani Karpaz en uzak yer 1-1,5 saat. Karpaz'da oturan bir hem aynı zamanda TC ve aynı zamanda KKTC vatandaşı bile arabasına binip gelip elçiliğin bahçesindeki çadırlara oy atamadı. Ya ekonomik sorundan ya zaman bulamayışından. Ama bizim projemizde herkes oturduğu yerden kendi ülkesinde kendisini temsil edecek bölge milletvekillerini seçebilme modernizasyonu içinde
Projeniz güzel. Ama tabii bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde e-devlet projesi çalışmaları devam ediyor. Evet. Bu da güzel de şu anda mevcutta bile ehliyetinizi kaybettiğiniz bulabilmeniz zor elektronik anlamda. Şimdi, numarasını bilmiyorsanız bulamıyorlar. Ya devlet onların önlemini alsın. Ekonomik olarak diyorum bu projeyi hayata ben size bir şey söyleyeyim. Siz biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti artık bunlar herkes açık alen beyan konuştuğu için ben de söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin milyonlarca lira parası biz proje götüremediğimiz için geri dönüp gidiyor. Evet. Yani bu çok maliyeti olan bir çalışma değil. Tabii. Bu lokal serverlar aracılığıyla internet ağları ve güvenlikli şirketlerle çalışılacak. Şu an personel tutup ödeme yaptığımız, sabahlara kadar sayım yaptığımız sistemden çok daha sadece bir enter tuşuyla öğrenilebilecek bir seçim yöntemidir. Ve göreceksiniz bu projeyi bırakınız. Kıbrıs'ta seçimlere katılma oranı ne diyor biliyor musunuz? %60'lara düştü. Değil mi? Şu an 67 bin kişi yanlış hatırlamıyorsam sandığa gitmedi. Yani şu bu an gidemedikleri için değil. Onun belki çok daha farklı tabii, etkileri tabii, gitmedi vardır. Diyorum. Yani gitmedi, siyasete gitmedi güven, yani artık sandığa gitmek tabii farklı yerlerden etkileniyor gitmemek dediğiniz gibi. Yani. Ama artık internet ortamlarında oy vermek dururken sandık olayları çok yıllar sonra gülerek anlatacağımız hikayelere dönüşecek. Özellikle o çarşaf listeler biliyorsunuz sabahlara kadar sayılır, mühürler ayrılır, tikler ayrılır, karmalar ayrılır. Sabah onlara 12'lere kadar milletvekili seçimleri devam eder. Ama burada son oyu atan ana masadaki bloke edildiği zaman saat diyorum 8'de atıyorum. 8'i bir geçe yurt dışından seçilenler belli olacak. Böyle bir de kolaylıkları var. Sonuçta yöntemler hiç önemli değil. Format önemli değil. Yurt dışındaki Kıbrıs Türkü'nün adadaki Kıbrıs Türkü'yle artık adının ve sayısının birlikte anılır olması gerekir. Çünkü dünya üzerinde çok ilginç bir göçmen profili vardır Kıbrıs Türkleri açısından. Bir ayakları ülkelerindedir. Evleri var, iş yerleri var, araçları var, sigortaya yatırımları var. Birçok vatandaş olmanın, biliyorsunuz vatandaş olmanın 4 temel esası var. Kanunlara uyma, vergi verme, askerlik yapma, seçme ve seçilme. Üçünü yerine getiriyorlar. Dördüncüsünü talep ettikleri zaman siz orada bekleyiniz. Demin arkadaşın dediği gibi hariçten gazel okumayınız gibi ifadelerle karşılaşıyorlar. Ben buradan bir mesaj olarak şunu söylemek istiyorum. Hep birlikte bu projeye destek verelim. Yurt dışındaki Kıbrıs Türkleri, yurt içindeki Kıbrıs Türkleri diye bir şey yoktur. Dünya Kıbrıs Türkleri vardır. Haklarımızı talep ederken burada ifade edilen 300 bin kişi olarak değil, 1 milyon kişi olarak sesimizin daha gür. Osman Bey bir şey soracağım. Efendim? Konuşurken böyle çok siz konuşurken sizi dinlerken dikkatimi çeken şu oldu. Elbette ki tabir doğru mu değil mi o tartışılır da. Siz hiç İngiltere İngilizleri diye bir şey duydunuz mu? Duymadım. Kıbrıs Türkleri nereden çıkardınız? Şimdi, o kadar çok baskı baskılayarak bu bir yıllardan ulus gelen tektir. Yani, yıllardan gelen ifadedir. Yok, bu bir ifadedir. Kıbrıs'ta sadece Türkler yaşamıyor. Kıbrıs Rumları yaşıyor. Ama İngiltere'de Maronitler de var, şunlar da var, bunlar da var vesaire. Tamam ha. Ama bakınız Kıbrıs Türkleri ifadesi genel bir tanımdır. Böyle mi tanımlandı? Aynen böyle, öyle bu tanımlandı. Yıllardan beridir böyle tanımlanır. Bakın Bulgaristan'da yaşayan Türklere de Bulgar Türkleri denilir. Ama Türkiye'de yaşayan Türkler, ana merkez Türkiye olduğu için Türkiye Türkleri denilmez. Ama şeyler, doğudaki Türkistan'daki ve Azerbaycan'daki Türkler de Türkiye Türkleri ifadesini kullanırlar. Biz burada kullanmayız değil mi? Onun için Kıbrıs Türkleri ifadesi doğru bir ifadedir. Diyorsunuz. Tabii. Peki. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Merakımdan sordum. Yani şey olarak algılamayın. Size çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok son teşekkür olarak ediyorum. Bir mesaj vermek isterseniz son mesajım şudur. Alalım. Bu platformu oluşturan İngiltere'deki konseyimizin başkanı Çetin Ramadan ve şu an eş başkanımız olan Leyla Kemal ve ekibine, İngiltere'deki eş başkanımız Nesim Tüzmen ve ekibine, Avustralya'daki eş başkanımız Nevin Hüseyin ve ekibine, bütün Sydney, Melbourne, Canberra, Londra ve İstanbul ve Birmingham'daki bütün arkadaşlara bu çalışmalarını süratle devam ettirmelerini ve 6 Ekim'deki buluşma günümüze heyecanla katılmalarını Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 9.30'da bu işin sonunda
tarafların uzlaşmasıyla çok güzel bir netice çıkacağına ben yürekten inanıyorum. Herkese de saygılar sunuyorum. Tabii halktan da destek ayrıca teşekkür çok önemli. Sizlere. Peki teşekkürler. Katıldığınız için biz size teşekkür ediyoruz. Bilgi verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Çünkü dediğiniz gibi hani bunca zaman konunun muhataplarından veya temsilcilerinden dinlemeyip sadece bizim ülkemizdeki bazı odaklardan gerek siyasi gerek sivil fark etmez. Bazı odaklardan dinleyip yanlış anlama veya algılama gibi bir duruma da gelmiş olabilir. Dolayısıyla her iki tarafı dinlemek, kimin neden neyi istediğini, ne hissettiğini, ülkeyle ilgili, gelecekle çok ilgili doğru. Ne düşündüğünü bilebilmek ve doğru tahlil edebilmek için sizlerden de dinlemek gerekiyordu. Artık takdir izleyicilerimizindir. Küçük bir şey. Dün Deviş Genel Başkanı'nı ziyarete gittik. Genel Başkanımız galiba rahatsızmış. Geçmiş olsun. Hasan Bey ona vekalet ediyor. Hasan Bey diyor ki ilk kez böyle bir bakış açısıyla karşılaştım. Mutlu oldum, değerlendireceğiz diyor. Evet. Demek ki hep bakış açısı farklı bir merkezden olduğu için bu olay çok farklı görüldü ama tek bugün bambaşka bir projeyle karşı karşıyayız. İnşallah hayat olacağına inanıyoruz. Şimdi referandumu engelleyebilme hakkına sahip olduğunu duyanlar herhalde bir şey yapacaklar buna. Vallahi yaparlar veya yapmazlar. Bu biraz böyle şey kartı gibiydi sanki. Vallahi hiçbir şey kartı değil. Bakın Anayasa Mahkemesi'ne gitmek de kartsa bir karttır yani. Tehditse ama, bir tehdittir mi diyorsun? Bakınız siz bir evde yaşayan yetişkin olan 6 evlattan eğer bazı kararları birlikte hayata geçiriyorsanız 6'sından 3'üne gelsin bu kararda etkili ol. Diğer 3 kişi de siz yemek odasında yemeklerinize devam edin. Biz kararı veririz gibi bir şey söyleyemezsiniz. Peki teşekkürler. Değerli izleyenler bugün için de birlikteliğimizi burada noktalıyoruz. Bir sürçülisan etmişsek affola diyelim. Görüşmek umuduyla stüdyomuzu meteoroloji editörümüz Sayın Fehmi Oktay'a bırakıyoruz. Yurtta ve dünyada ki hava tahmin raporlarını bizimle beraber paylaşacak. Bakalım hafta sonu nasıl bir hafta sonu geçireceğiz? Yağmur mu? Nemli? Kuzey? Güney? Bir şeyler anlatıyor. Birazdan anlatacak efendim. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Vallahi ben öğretmenim.